Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bir hadis usulü dersinde daha birlikteyiz. Hatırlayacağınız üzere hadis usulünde sahih hadise giriş yapmıştık ve bu girişimizde son derece önemli olan ekol farklılıklarının bir rivayetin sahih oluşunu belirlemede nasıl belirleyici olduğunu, nasıl etkili olduğunu ifade etmeye çalışıp dikkatlerinizi çekmiştim. Bugün sahih hadis konusunda söylenmesi gerekenleri özetlemeye çalışacağım. Tabii kitabımızın İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine hitap ettiği boyutları çerçevesi içerisinde sahih hadisten ve ona bağlı olarak diğer hasen ve zayıf hadis tanımlarından da kısaca bahsedip bugünkü inşallah dersimizi tamamlamış olacağız. Sözü uzatmadan müsaadenizle tahtamızı açalım ve dersimize buradan devam edelim. Evet değerli arkadaşlar, dersimiz sıhhat bakımından hadis çeşitleri. Tüm usul derslerimde üzerinde durduğum ve dikkatinizi çekmeye çalıştım değerli öğrencilerim. Husus buradaki yine hadis ifadesinin rivayet olduğunu asla aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Biz galat-ı meşhur olarak hadis desek de buradan kastedilen rivayettir. Bunu yerleştirmeye çalışıyorum ve inşallah ileride yazmayı düşündüğüm hadis usulünde tamamen bu kelimeyi değiştirerek, rivayeti kullanarak bir usul eseri yazmayı düşünüyorum. Bu daha genel manada bir usul eseri olacak. Dolayısıyla sözünü ettiğimiz konu rivayetlerin sıhhat bakımından çeşitleridir. Hadisin olmaz. Yani daha önce de söylediğimiz gibi az sonra sahih hadis tanımında da bunun üzerinde duracağız. Hazreti Peygamber'e ait bir söz anlamına gelen ve ona aitse şayet onun olduğundan emin olduğumuzda zaten bir sorun söz konusu olmaz. Şimdi biz rivayetlerin ona aidiyetini belirlemeye çalışıyoruz ve rivayetlerin ona aidiyetinin dereceleri var. İşte sahih oluyor, hasen oluyor vesaire oluyor. Bunu bu şekilde madem ki tablo olarak çizdik, buradan hareketle üçe ayıralım. Ve ayırmadan önce de bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Erken dönem muhaddislerin klasik hadis kaynaklarımızı telif ettikleri dönemde, yani aşağı yukarı 2. 3. asır itibariyle genel olarak muhaddisler arasında ve fukaha arasında da öyledir. Yaygın olan taksim sahih olan ve olmayandır. Yani rivayetler ya sahihtir, sahih olma özelliğini taşır. Birazdan bu özelliklerin neler olduğunu konuşacağız. Sahih olma özelliğini taşır ya da taşımaz. Demek ki ikiye ayrılır. Yani rivayet iki kısma ayrılır. Sahih olanlar, sahih olmayanlar. Ve bu sahih olmayanların adı genel olarak zayıf kategorisinde değerlendirilmiş ve bunun çok fazla çeşitleri vardır. Zayıf olmasını gerektiren koşullara bağlı olmak üzere, ileride zayıf hadisi başlı başına bir konu olarak işleyeceğiz inşallah. Bağlı olmak üzere pek çok fazla çeşidinin olduğunu söyleyebiliriz zayıf hadisin. Ama sahihe geldiğimizde sahih hadis belli koşulları sağlayan ve bu koşulları sağladığı için kendisine sahih itibar edilen rivayettir ki bunlar belli miktardadır ve
koşulları da zayıfa nispetle daha nettir. Birazdan da göreceğiz. Ama sonra daha çok İmam Tirmizi ile ortaya çıkan bir başka kavramımız daha ortaya çıktı. Bu kavram da hasen kavramıdır. Hasen kavramı ortaya çıktığından günümüze kadar, bugün de dahil, bunun ne tür bir rivayete tekabül ettiği, sahih ile zayıf arasında nasıl bir konumda bulunduğu ya da hasen ifadesinin isnatla ilgili bir kavram mı yoksa metinle ilgili mi yoksa her ikisiyle de ilgili bir kavram mı olduğu konusunda hala biz hadisçiler arasında netleşmiş, uzlaşılmış bir hususun olmadığının altını çizmek istiyorum. Ama biz genel olarak İlahiyat Fakültesi birinci sınıf öğrencilerimize bu taksimatı yaygın ve genel kabul gördüğü için bu taksimatı öğretiyoruz ve bir de yine klasikleşmiş sayılacak neredeyse bir hasen tanımımız var. Onu da şimdilik tanımlayarak bununla yetiniyoruz. Ama bunun lisansüstü derslerimizde ve lisansüstü çalışmalarında bu taksimin yetersiz olduğunu ve bunun netleşmesi gerektiğini de en azından zihninizde yer etmesi bakımından ifade etmekle yetiniyoruz bu arada. Sesin düzenine bakmadım. Onu yükseltiyorum. Muhtemelen biraz ilk konuşmalarım buraya kadar 10-15 dakika kısık olmuş olabilir. Mikrofon aldım. Onu kullanmaya yeni alışıyorum. Sesini biraz yükseltmem gerekiyordu. İnşallah bundan sonraki ayarı daha iyi olur. Siz biraz ayarını yükselteceksiniz. Öyle gözüküyor. Tablo nereye gitti? Evet. Demek ki değerli arkadaşlar, rivayetlerimizi bu şekilde ayırıyoruz ve bu üçlü taksim üzerinden rivayetlerin sıhhatlerini konuşacağız. Peki o zaman sahih hadisten başlayalım. Sahih hadis nedir? Sahih rivayet nedir? Bir rivayetin sahih olduğunu söylemek nedir? Ne zaman bir rivayet sahih olur? Bunu meşhur tanım maddemizle yazalım. El hadisu sahihu, bunu düzelteceğim birazdan. El hadisu sahihu huvel hadisul müsned ellezi yattasilu isnaduhu isnaduhu bi'adli zabiti bi'adli zabiti bi'adli zabiti anil adli zabiti ila müntehahu ila müntehahu ve la yekunu şazen ve la muallelen malulen muallelen diye meşhur olmuş Galatî meşhur ama doğrusu mağlüldür. Doğrusunu yazalım. Şimdi değerli arkadaşlar, ekran yazısı olduğu için kalem doğal olarak biraz kayıyor ve yazımın güzel olmadığını farkındayım ama okunuyor. Demek ki bizim şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus el hadis er rivayedir.
rivayetin sahihliğinden bahsediyoruz. Er-rivayetu sahihatu demektir doğrusu bunun. Sahih rivayet, yazalım. Sahih rivayet. Huve, öyle bir rivayettir ki, el-hadis, öyle bir rivayettir ki, el-müsnet, isnadı vardır. İsnat konusunu konuştuk biliyorsunuz. Yani isnadı var. Bu birinci şarttır. Yani isnatsız bir rivayet ki ona muallak diyoruz biliyorsunuz. Pardon daha gelmedik. Zayıf hadis çeşitlerinde göreceğiz. İsnatsız bir rivayet şimdilik böyle söyleyelim. Asla sıhhat bakımından itibare alınmaz. Bir rivayetin Hazreti Peygamber'e aidiyetini konuşabilmemiz için bu rivayetin bir Hazreti Peygamber'e bizi bağlayan bağ anlamında bir isnadı olması zorunludur. Dolayısıyla isnatlı olmak bir rivayetin sıhhatinin birinci koşuludur. Evet, birinci koşul yani birinci şart isnadı olacak. Öyle bir isnat ki, çünkü isnat dediğimizde malum isnadı ikiye ayırıyoruz. Muttasıl olanlar var, bitişik. Munkatı olanlar var, kopuk. Munkatı olduğunda da olmaz, muttasıl olacak. Yani ravilerin, bizi Resulullah'a bağlayan ravilerin birbirleriyle ittisalinde bir kopukluk söz konusu olmayacak. Demek ki birinci koşulumuz isnadın, rivayetin isnadının muttasıl isnat olması. Birinci koşul bu. İsnadı muttasıl olacak. Birazdan yazacağız bu koşulları. İşte bu isnadın muttasıl olmasını sağlayan raviler. Şimdi şu kare içerisindeki ifade değerli arkadaşlar, bu tahtının böyle bir azizliği oluyor. Evet. Bir adli zabiti Anil adli zabit şu ifadede yani raviler birbirlerinden bu iki özellikleriyle raviler adil olacak. Bunları cerh ve tadilde konuşmuştuk. Yani kendilerine güveneceğimiz raviler olacak. Bir de zabit olacak. Yine bunu da cerh tadilde konuştuk. Zabit olacak. Yani hafızasına güveneceğiz. Kendilerine güveneceğiz. Yani yalan söylemediklerini, aldatmadıklarını düşündüğümüz raviler olacak. Ve bu ravilerin sadece güvenilir olmaları yetmez. Hafıza yeteneklerinin, aktardıkları bilginin doğru aktarılmış olduğundan emin olduklarından da biz emin olmamız gerekiyor. İşte buna iki özellik, ravinin iki özelliği diyoruz. Adalet ve zapt özelliği. Ravi adil olacak, sabit olacak. Ama bu tek bir ravide aranan özellik değil. Her bir ravide, kaç ravimiz varsa, isnatta 10 ravi varsa onu da bu özellikleri taşıması lazım. Hangi rivayet için? Sahih için. Eğer bir rivayet sahih olacaksa isnattaki tüm ravilerin her birinin tek tek adil ve zabit olması gerekir. Onun için bir adlil dabit anil adlil dabit diye şart tanımda koymuşuz. Ve bu nedenledir ki ila muntahahu. Bakın muntahahu. Yani isnat sonuna kadar. Bu muntahahu'yu şöyle anlayalım arkadaşlar. Muhaddisten Hazreti Peygamber'e kadar münteha dediği bu. Münteha neresi? Hazreti Peygamber. Demek ki isnat muhaddisten Hazreti Peygamber'e kadar kaç kişiden oluşuyorsa sonuncusuna kadar sonuncu kişiye kadar ne olmak zorunda? Her bir ravi adil ve zabit olmak zorunda. Bundan başka
İki şart daha var. Biz bu şartlara birazdan olumlu şartlar diyeceğiz. Diğerine de olumsuz şartlar diye yazacağız. Bu iki şartımız daha var. Bunlardan birisi şaz olmayacak. Yani rivayet şaz olmayacak. Bu şimdilik altına böyle yazıyorum. Zayıf hadis özelliğidir. Zayıf hadis özelliğidir. Yani bir rivayetin şaz olması onu otomatikmen zayıf yapar. Yani şuraya bağlayabiliriz. Evet. Onu otomatikmen zayıf yapar. Bunlar ileride ne olduğunda bir rivayet şaz oluyor ve zayıf oluyoryu zayıf hadis konusunu işlediğimizde teferruatıyla konuşacağımız için şimdilik bunu hiç kurcalamıyoruz. Çünkü konumuzu dağıtmasın diye. Hiç kurcalamıyoruz. Sadece şöyle söylüyoruz. Bir zayıf hadis türü olan şaz özelliği taşımayacak. Zaten taşırsa otomatik olarak zayıf olacağı için sahih olmaktan düşmüş olacak. Diğer bir ifademiz mağlul olmak. Muallel diye meşhur olmuştur ama muallel sözcüğü hatalı bir kullanımdır Arapça için. Arapça özellik açısından doğrusu mağlüldür. Mağlul de bir zayıf hadis çeşididir. Peki hocam, bu iki kavram madem ki zayıf hadis çeşididir, o halde neden hadis, sahih hadis tanımında buna yer verildi? Böyle bir iki kavram, şaz ve muallel kavram, bu iki kavram neden olumsuz olarak rivayet şaz ve mağlul olmayacak diye böyle bir şart koşuldu? Bunun mantığı çok önemli. Örgün eğitimdeki derslerimde de öğrencilerime bu mantığı kavramalar için çok ısrarcı oluyorum ve üzerinde anlaşılıncaya kadar durmaya çalışıyorum. Burada da siz değerli izleyenlerime, sevgili öğrencilerime bu önemini vurgulamak istiyorum. Şimdi o halde neden böyle bir durum oldu? Buraya yazacağım nota dikkatini istirham ediyorum. Not. Bu iki zayıf hadis türü kolayca gözden kaçıp sahih zannedilebilir. Bu yüzden muhaddisler bu hususu tanıma eklemişler. Yani hadisle meşgul olanlara diyorlar ki bir rivayet şaz olduğunda ve mağlul olduğunda gözünüzden kaçarak sahih sanabilirsiniz ve sahih olmayan bir rivayet böylece sahihlerin arasına sızmış olabilir. Buna imkan vermeyin. Buna imkan vermemek için de ne yapmanız gerekiyor? Buna imkan vermemek için de şaz mı, mağlul mu olduğu konusunu ayrıca tahkik etmeniz gerekiyor. Şimdi bu durumda değerli arkadaşlar, şöyle bir başlık koyalım. Sahih hadisin şartları. Sahih rivayetin diyelim artık. Sahih rivayetin şartları. Sahih rivayetin şartlarında değerli arkadaşlar iki tane önemli bölüm söz konusu. Olumlu şartlar olumsuz şartlar. Olumlu şartlar bir isnat muttasıl olacak. İsnat muttasıl. İsnat muttasıl olacak. İki, raviler A, adil, B, zabit olacak. Olacak bunlar, olumlu şartlar. Burada ise, olumsuz şartlarda ise, bir,
şaz. İki, mağlul olmayacak. Olmayacak. Şimdi değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu koşulları sağlıyorsa bir rivayet, muhaddislere göre sahihtir. Eğer bir rivayet kendisinde bu saydığımız beş koşulu, bir, isnadı muttasıl olacak, iki, ravi adil olacak, üç, ravi zabit olacak, dört, şaz olmayacak, beş, mağlul olmayacak, beş şart diyoruz bunlar, şurutu hamse, bir rivayetin sahih kabul edilmesinin zorunlu koşuludur. Kime göre? Ehli hadise göre. Şimdi biz o zaman önceki hazırlık dersimizi hatırlayalım. Hazırlık dersimizde sahih rivayetin şartları konusunda ekol farklılıktan söz etmiştik. Ekol farklılığı. Ve ekol farklılığını ifade ederken de iki önemli ekolden söz etmiştik. Ehli rey ve ehli hadis. İşte bu beş şart, ehli hadis için yeterlidir. Beş şart ehli hadis için yeterlidir. Ehli rey bu beş şarta, beş şart artı altı şart daha koşuyor. Bunu konuşmuştuk. Altı şart daha koşuyor. Altı şart neydi? Kur'an'a uygunluk, Kur'an'a, sünnete, aynı konudaki sahih rivayetlere, akla, dil kurallarına, tarihi gerçekliklere uygun olacak. Böylece ehli rey bir rivayetin sıhhatinde 11 şart arıyor. 11 şart arıyor. 5 ehli hadiste ortak, 6'sı da ehli reyin kendi içinde ekol farklılıklarına göre değişmek üzere bu 11 şart artabiliyor, eksilebiliyor. Değişmek koşuluyla şartları daha ağırlaştıklarını görüyoruz. Burada izninizle sevgili arkadaşlar, bir hususu not olarak yazmam gerekiyor ve buna dikkatinizi istirham ediyorum. Şuraya ehli hadisin altına yazalım. Not. Tüm hadis usulcüleri, yani hadis usulüye uğraşan herkes şu yazacağım ilkeyi kabul etmişlerdir. İza kile hadel hadisu sahihun, eğer bu hadis sahihtir diye söylenirse muhaddisler arasında, indel muhaddisin, yani izâ kîle hâzel hadîsü sahihun indel muhaddisin, muhaddisler nezdinde bir hadis için sahih dendiğinde, çevre içine alalım, bu rivayet, hay Allah, niye böyle yapıyor? Hâzel hadîsü sahihun. Dikkatinizi çekmesi önemli. Şöyle altını çizelim. Diyelim ki bir rivayet sahihtir denmiş. İşte bunun için muhaddisler diyor ki yuksadu bihi, bu sözle şu kastedilir. Yuksadu bihi isnaduhu sahihun. Bu çok son derece önemli bir ifade arkadaşlar. Muhaddislerimiz, hadis usulcülerimiz diyor ki biz
bir rivayet sahih dediğimizde onun isnadının sahih olduğunu söylemiş oluruz. Bunun için de diğer bir not yazalım. Not. İsnadın sıhhati metnin sıhhatini her zaman garanti etmeyebilir. Edebilir, etmeyebilir. Bunun net bir ölçüsü yok. Duruma göre. Demek ki bir rivayetin isnadının sahihliği kastediliyor. Bu muhaddisler bu rivayet sahihtir dediklerinde neyi kastediyorlar? Yaksidu bihi isnadehu. Bununla isnadını kastederler. Şimdi böyle olduğunda sevgili arkadaşlar, isnat bazen bir rivayetin metninin de sahih olmasını temin edebilir, bazen de etmez. Şimdi burada da bizim sahih hadis konusunu konuşurken mutlaka önemine dikkat edeceğimiz ve dikkatinizi çekmem gereken bir ilkeyi, temel ilkeyi yazmamız gerekiyor. Bu temel ilkeyi iyi öğrenelim lütfen. Temel ilke. Bu ilke şudur. Hadis ilminde her rivayet özeldir. Hükmü de özeldir. Her rivayet özeldir, hükmü de özeldir. Yani genelleme yoktur. Ne kadar rivayetimiz var bize ulaşmış? Diyelim 100.000. 100.000 ayrı ayrı sıhhatlerine hükmetmemiz gereken malzeme var önümüzde demektir. Böyle bir tanım efendim şablonu koyup hadi gelin bunun altında toplanın diyemiyoruz. Bu tanım koşullarını her bir rivayete tek tek uygulamamız gerekiyor. Bu nedenle hadis ilmi genellemeye en namüsait ilimdir. Bunun için hadis usulü diğer fıkıh usulüne, kelam usulüne nispetle daha az tekamül edebilmiş ve sorunları vardır. Hep söylüyorum ya diğer YouTube konuşmalarımda hadis usulünün problemlerine ilişkin daha ileri düzey konuşmalarımızda diyoruz ki hadis usulü tekamül edememiştir. Nedeni işte bundan dolayı ne? Yani malzeme genellemeye imkan vermiyor. Genellemeyince de usul ortaya çıkmıyor çok fazla. İşte bu açıdan rivayetlerin her biri bir özel durum arz ediyor. Şimdi o halde her bir rivayetin bu özel durumuna, her rivayet özeldir, hükmü de özeldir. Peki bu her özel rivayete, her özel rivayete hükmü kim veriyor? Bunun sahih olup olmadığına ilişkin hükmü kim veriyor? Muhaddis. Ya da fakih. Ama biz hadis ilmiyle uğraştığımıza göre bu kararı veren kişi muhaddistir. Şimdi burada yazacağım ilkeye lütfen dikkat edelim. Muhaddis bu rivayet sahihtir dediğinde, bakın isnadını kastettiğinde sahihtir dediğinde muhaddis içtihad etmiş oluyor. Dolayısıyla her sahih hükmü içtihadidir. Yani muhaddisten muhaddise değişir, içtihadidir. Dolayısıyla subjektif ve görecelidir. Bu nedenle işte Kütüb-i Sitte ya da Kütüb-i Tis'a ya da daha fazlası pek çok hadis kaynaklarımız kendilerine göre o kaynakların müellifi muhaddislerin içtihatlarına bağlı olmak koşuluyla sahih hükmü verilen rivayetlerin hem sayıları farklılaşıyor
hem içerikleri farklılaşıyor. Bunun ana nedeni ne? Rivayetlere sahih hükmü verilmesinin içtihadi oluşu ve içtihadın da müçtehide göre subjektif ve göreceli oluşudur. Ve her içtihat elbette ki içtihadı yapan müçtehide bağlıdır. Şimdi bunu niye önemli olarak söylüyoruz? Şunun için söylüyoruz. Ana sloganımız hadis, sahih hadis konusu olduğunda ana sloganımız hadis, sahih hadis hükmü içtihadidir sloganıdır. Buraya yazdık ama buraya da yazalım. Sahih hadis hükmü, sahih hadis hükmü içtihadidir. Evet, sahih hadis hükmü içtihadidir. Demek ki o halde doğası gereği muhaddisin içtihadına bağlı, tabiatı gereği muhaddisin içtihadından içtihadına değişme özelliğine sahip olan rivayetlerin sıhhati konusu bir kavga konusu değildir. İlmi, akademik, bir inceleme, bir uzmanlık konusudur. Konunun uzmanları da uzmanlıklarının onlara sağladığı imkanları kullanarak bu rivayet sahihtir ya da değildir kararı verebilirler. Bu onların en doğal hakkıdır. Çünkü konunun uzmanıdırlar ve bu kararlar A şahsına ait içtihat yani karar B şahsına, C şahsına göre değişiklik arz edebilir ki içtihadın doğası da budur. Böylece değerli arkadaşlar sahih hadisle ilgili, sahih rivayetle ilgili yapmış olduğumuz bu efendim konudaki ifadelerimizden anlaşılıyor ki sahih hadisle ilgili hükmümüz içtihadidir. Öyleyse benim buraya hem hatırlatmak bakımından hem de dikkatinizi tekrar çekmek bakımından daha ilk hadis tarihi derslerimizde rivayetlerin taksimini yaparken dikkatinizi çektiğim hususa bir kere daha burada dikkatinizi çekmek istiyorum. O da neydi? Allah Resulüne ait olduğunu sahabinin işittiği yazalım bir. Sahabinin işittiği üşenmeyelim. Sahabinin bizzat işittiği işte rivayet. Pardon rivayet denmez artık buna. İşittiği mutlak hadis. Yani bu Resulullah'a aidiyetinde asla kuşkunun olmadığı hadistir. Değil mi? Evet. İkincisi, iki, raviden raviye aktarılan mutlak rivayet dediğimiz, mutlak rivayete dönüşmüş hadis. Mutlak rivayet olmuş hadis. Üçüncüsü de bu. İçtihaden hadis. Artık hakkında hüküm verilmiş hadistir. İçtihaden hadis. Hakkında hüküm verilmiş hadis sahih olduğunda da içtihaden hadistir. Hasen olduğunda da, zayıf olduğunda da içtihaden hadistir. Yani bir muhaddisin içtihaden, çok özür dilerim. İçtihaden bu rivayet sahihtir demesi de, hasendir demesi de, zayıftır demesi de tamamen göreceli bir şeydir, içtihadidir ve bunların hepsi içtihaden hadisin içine girer. Ve kaynaklarımızda içtihaden hadis toplayan kaynaklardır diye söylemiştim. Bu hususun mantık olarak ne kadar önemli olduğunu umarım bu derslerin mecmuunu düşündüğünüzde derslerin tamamına ilişkin bir kanaati zihninizde tablolaştırdığınızda onu bir bütün halinde düşündüğünüzde
çok daha iyi fark edeceğinizi ve takdir edeceğinizi umuyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada tam da sahih, hasen ve zayıfı yeniden yazmış olduğumuza göre bunun üzerinden şimdi bunları tekrar bir konuşalım. Ve yavaş yavaş dersimizi de toparlamış olalım. Sahih hadisi tanımladık. Dedik ki şu şu özellikleri olacak. İşte ehli rey de şöyle düşünüyor. Bunlar olduğunda rivayet şöyle olur, böyle olur dedik. Peki hasen hadis nedir? Genel olarak hasen hadisin tanımında şöyle bir ifade kullanıyoruz. Bir ravinin, yani rivayet zincirinde bir ravinin zapt kusuru varsa, tabii bu çok genel bir tanım. Buna herkes katılmıyor. Bu konuya detaylara girdiğim zaman hadis usulüyle ilgili yazı yazmış muhaddislerimizin, kaynaklarımızın verdiği bilgilerde çok farklı hasenle ilgili yaklaşımlar olduğunu görmek mümkün. Ama biz bu dersleri ilahiyat birinci sınıftaki öğrencilerimiz, yani sizler için konuyu izleyen öğrencilerim ve hadis usulüne ilgi duyan diğer izleyicilerimiz için yaptığımız bu derste o detaylara, ayrıntılara girmek istemiyoruz. Çünkü çok fazla ileri düzey akademik altyapı gerektiriyor. Genellikle hafızasında bir problem varsa bu problem nedeniyle sahih hadisin şartlarından biri eksildiği için, bakın sahih hadisin şartlarından bir tanesi eksildiği için artık sahih hadis olmaktan düşüyor. Ama zayıf da değil. Zayıf da muamelesi görmüyor muhaddisler tarafından. Zayıf muamelesi de görmüyor. O zaman sahih olamıyor, şart eksik. Zayıf muamelesi de görmüyor, ara bir derece olarak hasen tabiri kullanılmış. Zapt kusuru var. Yani kitapta zaten kitabı takip ettiğinizi düşünüyorum bu dersleri izlerken. Tanımları da var, orada göreceksiniz. Yani şöyle söyleyelim, hadisçiler açısından söyleyelim, sadece hadisçiler açısından. Sahih hadisin kaç şartı vardı? 5 şartı vardı. Bu 5 şartı üşenmeyelim, hemen yazalım. Bir, senet muttasıl olacak. 2, ravi adil olacak. 3, ravi zabit olacak. 4, şaz olmayacak. 5, mağlul olmayacak. İdi. Şimdi dikkat ederseniz rivayetimiz şu 4 şartı taşıyor. İsnadı muttasıl mı? Evet. Ravisi adil mi? Evet. Şaz mağlul değil. Evet. Ama şu eksik. Yani 4 şart taşıyor. 4 şartı taşıyor. Bir şart eksik. İşte bu nedenle bu rivayete muhaddislerimiz genel olarak hasen demişler. Kısmet olur da dersin başında söylediğim hadis usulünü yazmaya muvaffak olursam bu konulara detaylarıyla girmeyi düşünüyorum ve bu konuda çok farklı kanaatlerim ve düşüncelerim var. Onu da inşallah siz değerli öğrencilerim ve okuyucularımla paylaşmış olacağım. Şimdi zayıf hadisin buradaki tanımı daha kolay. Daha kolay. Ne diyoruz zayıf hadis için? Sahih ve hasen şartlarını taşımayan, sahih ve hasen şartlarını taşımayan rivayetler zayıftır. Bu şartlar, mesela diyelim ki hasen hadisin 4 şartından bazen diyelim 3'ünü taşımış, bazen 2'sini taşımış, bazen 1'ini taşımış. Sahih ve hasen hadis özelliği taşımıyor. Bunları daha az oranda taşıyor zayıf rivayetler. Bunun için zayıf rivayetlerin alanı çok geniştir.
Yani bir rivayeti zayıflatan unsurlar çok fazla. Yani çok fazla unsur var, faktör var bir rivayeti zayıflatmak için. İşte muhaddislerimiz o zayıflatan unsura bağlı olarak ona bir isim vermişler. Ve bu rivayet şu açıdan, şu gerekçeyle, şu faktör nedeniyle zayıftır demişler. Ve böyle olunca şu yazmış olduğumuz ilkenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha altını çizelim. Temel ilkenin. Evet, ne kadar önemli. Neden? Çünkü dedik ki hadis ilminde her rivayet, bakın her rivayet özeldir, hükmü de özeldir. İşte zayıf hadise bakıyoruz, muhaddis bakıyor. Diyor ki bu rivayetin şu eksiği var, bundan dolayı zayıftır ki nitekim zayıf hadisleri ele aldığımız bölümde de onun bir bölümünü tabii göreceğiz, yine çok özet bir bölümünü göreceğiz. Ve gördüğümüz bu efendim şeyler, zayıf hadislerde bize bir genel anlamda fikir verecektir diye umut ediyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, demek ki bir rivayet sıhhat bakımından üçe ayrılıyor. Sahih olanlar var, hasen olanlar var, zayıf olanlar var. Peki bu üç rivayetimizin kendilerine özel koşulları var ve bu koşulları sağladıklarında bu hükümleri alıyorlar. Öyleyse bizim şimdi bu üç rivayetin bir de birbirleriyle ilişkisine yönelik bir şemamız kaldı. Onu inşallah çizelim. Oradan dersimizi toparlayalım. Yalnız burada sevgili arkadaşlar, kitabımızın konuyla ilgili bu bölümünde efendim şöyle bir şemamız var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu bilgiyi. 104. sayfada burada güvenilir isnatlara ilişkin örnekler vermişim. Burada kitaptan bakabilirsiniz. Bunları ders anlatımı içine almayı düşünmedim. Hem dersi sıkıcı hale getirmesin. Çünkü bunlar fazla teoriktir. Hem de vaktimizi almasın diye. Buradan siz bakabilirsiniz bu rivayetin isnatlarının, isnat özellikleri, isnat çeşitleri bakımından ne tür isnatlar var, onları görmeniz bakımından. Bir de son olarak sahih, hasen ve zayıf arasında bir geçişkenliklerden söz edeceğiz. Bir geçişkenlik var. Onu da şu boşlukta değerlendirmeye çalışacağız. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Sahih, hasen, zayıf. Şimdi elimizde böyle üç tane rivayetimiz var. Değerli arkadaşlar, bir rivayet şu beş şartı, burada da hazır oldu, iyi oldu. Beş şartı taşıyorsa buna lizatihi sahih diyoruz. Lizatihi. Lizatihi ne demektir? Lizatihi bir şeyi o şey kılan koşulların tamamına sahip olmak demektir. Hocam pek anlaşılır olmadı der gibisiniz sanki. Anlaşılır hale getirelim. Lizatihi zat sözcüğü özellikle hem mantık ilminde hem felsefe ilminde de çok karşılaşacağınız ifadelerden birisidir. Onun için bunu zihninizde netleştirmemiz önemli. Çok özür dilerim efendim.
Sizler de hayırlı yaşayın. Sağlık, afiyetle hep beraber inşallah. Şimdi mesela bir geometri örneği vereyim. Kare. Kare dediğimizde bir geometrik kavramdan söz ediyoruz. Bu kavramın bir lizatihi koşulları var. Nedir? Dört kenarı olacak. Bu kenarlar birbirlerine eşit olacak ve açıları da dik olacak. Kare olması için. Bakın. Dört kenarı olacak. Açıları da dik olacak. Kare olması için. Bu işte lizatihi şartlardır. Ve şu şeklimizin dört kenarı var mı? Evet. Açıları dik mi? Evet. Peki bu kare mi? Evet. Nasıl bir kare? Lizatihi karedir. Lizatihi karedir. Peki şu şemamızın da bakın dört kenarı var. Dört kenarı da birbirine eşit. Eşit. Ama açıları dik değil. Şimdi bu kare mi? Hayır. Niye? Hangi şartı kaybetti? Açılarının dik oluşunu kaybetti. Açılarının dik oluşunu kaybeder etmez o artık ne oldu? Lizatihi olmaktan çıktı. Bu bir lizatihi kare değil artık. Dört kenar olan bir şekil. Kare değil. İşte bir hadisin lizatihi sahih olması demek bu beş koşulu tek tek her birerlerini taşıyor olması demektir. Bunların hepsini tek tek taşıyor. Peki hasen lizatihi ne demek? Hasen lizatihi. Hasen lizatihi de şu dört şartı değil mi? Şu dört şart. Bu dört şartı bizzat taşıyor demektir. Zayıf lizatihi pek fazla yok. Onun şartları belli değil çünkü zayıfın. Yani zayıf lizatihi'nin şartları değişken olduğu için çok fazla. Onu o değişken koşulları üzerinden değerlendiriyoruz. Peki neden böyle bir ayrıntıya girdik? Ne oldu? Neye varmaya çalışıyoruz? Şuna. Bir şeyde lizatihi kavramı varsa aynı şeyde her zaman ligayrihi de vardır. Ligayrihi. Örneğin Allah lizatihi varlıktır. Yani ne demek lizatihi varlık? Varlığı kendisindendir. Varlığı kendisinin özsel şartıdır. Varlığı kendinden olmak şartı Allah kavramından, tanımından ayırt edilemez. Ama insan nasıl bir varlıktır? Li gayrihi bir varlıktır. Yani insanın varlığı kendisinden değil ya, onu bir var edenden dolayı. Onu bir var eden olmasaydı insan da olmazdı. İşte varlığı bir başkasına bağımlı, bir başkasına endeksli olan duruma li gayrihi diyoruz. Li gayrihi gayr kendisi dışında demektir. Kendisi dışında birinin sebebiyle sahih oluyor. Bir rivayet sahih, lizatihi beş şartı kendisi taşıyor. Li gayrihi ne demek? Li gayrihi de başkasının desteğiyle. Bunu ben öğrencilerimiz sınıfta daha rahat ve kolay anlasınlar diye diyorum ki li gayrihi hadis aslında lizatihi hasen demektir. Lizatihi hasen demektir. Yani lizatihi hasen bir hadisimiz var. X hadisimiz. X rivayeti. Bu X rivayeti lizatihi hasendir. Yani ne demek? Dört tane şartın dördünü de taşıyor. Fakat aynı X rivayetinin bir de sahih lizatihisi var. Sahih lizatihi versiyonu var. Rivayetlerimiz tarik tarik ya, yani diyelim ki bu A tariki olsun. A tarikinden bu rivayet hasen lizatihi. B tarikinden de efendim
Sahih lizatihi. Ne demek sahih lizatihi? Sahih lizatihi de ravilerin zapt kusurları da yerinde, zapt özellikleri de yerinde, adalet özellikleri de yerinde mi? Evet. Hasen'de ne oluyordu? Ravinin zaptında bir sorun oluyordu. Peki ravinin zaptında sorun olur ne demek? Yani ravi iyi hatırlayamıyor demektir. Peki bu A rivayetinde, X rivayetinde, tarikinde ravi peygamber ne söylüyor demiş? Diyelim ki Y söylüyor. Peygamber Y dedi demiş. B lizatihi sahih mi? Evet. Ravilerin hepsinin zaptı da yerinde mi? Evet. Peki burada peygamber ne söylemiş diye naklediliyor? Y. Aynı Y. Ha, o zaman buradaki Hasan Lizati rivayetindeki zaptında kusur olan, zaptı problemli olduğu söylenen, sorunlu olan ravi zaptı problemde her zaman hata yapıyor demek değildir ki. Demek ki burada Y deyince doğru söylemiş. İsabetli, hafızada bir sorun yok burada. Bu rivayetinde yok. Bazısında var, bazısında yok. Burada yok. Bunu nereden anlıyoruz? Sahih Lizati'den, B tarikinden anlıyoruz. Çünkü buradakilerin hepsinin hafızası yerinde mi? Evet. Kuvvetli mi? Evet. Sorun var mı? Hayır. Ne demişler? Y. E bu da Y demiş. Demek ki bu defa bu rivayette isabet etmiş. Onun buradaki kusurunu B vasıtasıyla bakın. Li gayrihi. B A'ya göre li gayrihi. B A'ya göre li gayrihi. Yani A'nın dışında, A'dan başka bir faktör bu. B'nin desteğiyle, B de Y dediği için desteğiyle bu Y'yi güçlendirmiş oluyor mu? Evet, kuvvetlendirmiş oluyor mu? Peki kuvvetlendirince nereye çıkıyor? Buraya çıkıyor. Hasen Lizati nereye çıktı? Sahih mertebesine çıktı. Adı ne oldu? Li gayrihi sahih. Yani ne demek li gayrihi sahih? Aslında ravileri sahih hadisin taşıması gereken tüm özellikleri tam olarak taşımıyor ama bu rivayette li gayrihi olduğunda bu rivayette sahih lizatihi rivayetlerin desteğiyle sorun giderildiği için sahih mertebesine yükseliyor. Ama adı li gayrihi sahih oluyor. Peki adı neden li gayrihi sahih oluyor? Aslının lizatihi olduğunu bilelim diye. Yani o zaman ben derslerde de bunu söylüyorum. Buraya da yazalım. Şurada başka bir renk yazalım. Not diye yazalım. Not. Sahih li gayrihi. Sahih li gayrihi. Hadis. Aslı hasen li zatihidir. Hasen li zatihi. Evet. Demek ki bu rivayet sahihli gayrihidir dediğimizde neyi kastediyormuşuz değerli arkadaşlar? Hasen lizatihi. Peki hocam bu durum zayıfla hasen arasında da olur mu? Olabilir. Aynen olabilir. Herhangi bir zayıf hadisi hasen desteklerse hasenli gayrihi olabilir. Her ne kadar böyle yaygın bir kullanım ve örnekler yoksa da yani olabilir. Teknik olarak ve teorik olarak mümkündür. Hasen sahih mertebesine li gayrihi yükselebiliyorsa zayıf da efendim hasen mertebesine li gayrihi yükselebilir. Evet efendim. Sahih hadisimizin tanımı, şartları, hasen ve zayıfla olan ilişkilerine dair özet bir bilgi sunmaya çalıştım. Kitapta biraz daha farklı detaylarıyla bunu okuyabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki derste görüşmek üzere efendim.